Yasin Bey zekatı iki taksit olarak vereceğim diyor. İkinci taksiti vereceğim zaman mesela ilk altı ayda bir taksit verdi. Altıncı aydan sonra şöyle yıl sonuna doğru da kalan kısmını verecek. Bu ikinci taksiti verirken o anda verdiğimiz kur üzerinden mi hesaplamamız gerekir? Altınsa eğer bu yoksa ilk vereceğimiz anda ortaya çıkan meblağ üzerinden mi vereceğiz diyor. Yani şöyle düşünelim 100 gram altını var bu kardeşimizin. 100 gram altında ne yapacak? %2,5-2,5 gram altın verecek. Hı hı. Efendim işte 1,25-1,25 gram verecekse gram olarak altın olarak düşündüğümüzde ne yapabilir? Bugün ilk taksidi 1,25'in veya 200 karşılığı 250 gramın değil mi? Efendim karşılığını verecek. Peki ikinci taksit geldiğinde de yine diğerinin o günkü ödeyeceği günkü kurun karşılığı olarak verecek. Özellikle taksitli verme olayları. E, taksitli gram... vermede olayın da lütfen e, tabi şöyle de düşünelim e, bu mal e, fakirin hakkı fakirin hakkında e, bir eksilme değil mi olmaması için. O zaman ne yapması lazım? Onu eksiksiz vermesi lazım. Şimdi özellikle enflasyonist ortamlarda paranın değer kaybı, ciddi kayıplar söz konusu. Bu durumda 6 aylık bir süreçte efendim ilk kurda ödediği günkü yani ilk taksidi ödediği günkünden öderse bu sefer ne olur? Fakir açısından mağduriyettir. O mağduriyeti telafi etmesi lazım. Yani altının ödeyeceği günkü ondan sonra kurundan ödese en azından bu kaybı önlemiş olur. Eyvallah hocam. Peki teşekkür ederiz.